Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çanta Yayınları Etkinlikli Soru Bankası'nda test 4'ü çözeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci soruya bakalım arkadaşlar. Alperen, Matematik Soru Bankası'ndaki bir soruyu doğru çözmüş ve yukarıdaki cevabı bulmuştur. Bu bilgilere göre Alperen'in Soru Bankası'ndan çözdüğü soru aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Arkadaşlar, bu tarz sorularda cevap şıklarından giderek tersten işlem yapmamız gerekir diye söyleyelim. Bakın burada cevabımız B şıkkıdır. B şıkkındaki işlemi tersten yapalım. 203, şimdi 36 eksiğinin 2 katının 105 fazlası 233 eden sayı. Şimdi başlıyorum bakın. 105 fazlası 233 ise o halde 233'ten ne yaparım? Ters işlem yaparım. 105'i çıkartmamız gerekir. Bak 235'ten 105'i çıkardık. Ne buldum? 128. Burası 128. 2 katı 128 ise sayı bulmak için ne yaparız arkadaşlar? 2'ye bölmemiz gerekir. Bakın 128'i 2'ye böldük. 64. 36 eksi 64 ise sayı ne olur arkadaşlar? Ters işlem yaparsam eksi demek tersi toplayacağız demektir. O halde 64 ile 36'yı toplarım ve cevabı 100 olarak görürüz. Evet, devam edelim. Temizleyerek geçelim ikinci sorumuza. Bu ürünü kampanya birden faydalanarak alan Ahmet Bey'in taksitleri 200 TL olduğuna göre Ahmet Bey bu ürünü kampanya 2'den faydalanarak almış olsaydı taksitleri kaçar TL olurdu? Arkadaşlar şimdi aynı ürünün satışı için hazırlanmış iki kampanya fiyatı veriliyor. Kampanya birden almış Ahmet Bey. O halde öncelikle ürünün fiyatını bulmak istiyorum. Bakın ürünün fiyatı ₺600 peşinatımız var. 600 artı 10 tane taksitimiz var. Taksitin arkadaşlar tutarı 200 lira. O halde 10 çarpı 200. Buradan ürünün fiyatını bulmak için 600. Çarpmanın önceliği vardı hatırlarsanız. 10 ile 200 çarpıyorum. 2000. Toplayacak olursak ürünün fiyatı 2600 TL'dir. Şimdi bu ürünü kampanya 2'den alacağım. Ve taksit tutarını istiyor. Arkadaşlar kampanya 2 diyelim. ₺800 peşinat veriyoruz. O halde 2600 liradan 800 lira çıkarıyorum. 1800 TL taksitle ödememiz gereken tutardır. Evet, taksit tutarını bulabilmek için ne yaparım? 1800'ü 12 taksite böleriz. 18'in içinde bir defa. Evet, 60'ın içinde 5 kere. Bir de 0 ekliyorum. 150 TL olur. Bir tane taksit tutarı diyorum ve D şıkkını işaretliyorum. Evet, devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Evet, üçüncü soruya baktığımız zaman Nisan ayı sonunda kumbarasındaki parayla sadece fiyatı uygun olan çantayı alabildiğine göre başlangıçta Sude'nin parasını kumbarasında kaç TL olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar Sude ne yapıyor bakalım. Aşağıda 2019 yılının Nisan ayına ait takvim yaprağı ile Sude'nin annesine anneler günü için almayı planladığı iki çanta ve fiyatları verilmiştir. Sude Nisan ayı boyunca kumbarasına hafta içi 4 TL her gün arkadaşlar. Hafta sonu ise her gün 2 TL atıyor. Ve ucuz olan çanta arkadaşlar 140 lira, pahalı olan da 160 lira. Öncelikle Sude ne biriktirdi ona bakalım. Bakın hafta içi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 22 gün var. Hafta sonu da 8 gün var. O halde hafta içi 22 çarpı 4'ten 88 TL biriktirir. Hafta sonu arkadaşlar 8 gün var ve her gün 2 lira biriktiriyor. 8 çarpı 2'den 16 lira biriktirir. Toplamda ne yapar? 88 artı 16 4 104 TL biriktirir diyorum. Şimdi arkadaşlar Sude 140 liralık olan çantayı alabiliyor ama 160'ı alamıyor. O halde şöyle düşünüyorum bakın. 140'dan
104'ü çıkarıyorum. 6, 36. 36 arkadaşlar biriktirdiği para olabilir. Şimdi sınırları belirlemeye çalışıyorum. Eğer 160'tan 104'ü çıkaracak olursam 6, evet 56. Şimdi 56 TL biriktirmiş olsaydı arkadaşlar 160 liralık çantayı da alabilirdi. O zaman şöyle düşünüyorum. 56'dan küçük olacak. 36 ve 36'dan büyük olacak. Şimdi cevap şıklarına baktığım zaman 56'dan küçük ama 36'dan büyük olan, 36 ve daha büyük olan 54 şıkkını görüyorum. Ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet devam edelim. Dördüncü soruya geçelim. Bir manav kilogramını 4 TL'ye aldığı muzu 6 TL'ye satmaktadır. Bu manavın 48 TL kâr edebilmesi için kaç kilogram muz satması gerekir diye soruyor. Arkadaşlar 1 kilogram muzdan 'ne kadar kâr elde ediyor? Bakın 6 liraya satıyor, 4 liraya aldı. O zaman 6'dan 4'ü çıkarıyorum. 2 TL kâr ediyor. Şimdi toplamda 48 lira kâr etmesi için o halde 48'i 2'ye bölüyorum. 24 kilogram karpuz satmalıdır. Pardon, muz satmalıdır diyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Evet, 24 kilogram muz satmalı diyoruz. Evet, nerede? A şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet, 5. soruya baktığımız zaman. Yukarıda benzinli ve dizel otomobiller ile ilgili bilgiler verilmiştir. Benzinli otomobili alıp 18 bin kilometre yol yapan bir kişinin diğer mazotlu araca göre kâr zarar durumu aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabloları inceleyelim. Bakın litre fiyatı benzin 6 lira, dizel 5 lira. Benzinli araç 50 bin lira, dizel araç 55 bin lira. Evet, tablo 3'e baktığımız zaman bir depo arkadaşlar her ikisinde de 60 litre, 60 litre benzin veya dizel alıyor. Ve bir depoyla gidilen yol benzinli araç 720 kilometre, mazotlu araç yani mazot arkadaşlar dizel demektir. Dizel araç da 1200 kilometre yol gidiyor. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar benzinli araç dizel araca göre 5000 lira daha karlı alışta. Ama 60 litre benzinde her ikisi giderken arkadaşlar bakın benzinli araç 720 kilometre yol gidiyor. Dizel araç 1200 kilometre yol gidiyor. O halde yani her 60'ta burada bir fark oluşuyor diye düşüneceğiz. Şimdi sorumuzu nasıl çözeceğim? Şöyle düşünüyorum. 1 litre benzinli araç kaç kilometre yol gider diye düşünürsem 1 litre benzin ile şimdi 60 litre ile 720 kilometre yol gidiyorsa 720'yi 60'a bölüyorum. Şöyle sıfırlar attım. 72'yi 6'ya böldüm. 12 kilometre yol gider. 1 litre benzin ile bu araç 12 kilometre yol gider. 1 litre mazot ile 1260'a bölüyorum. Şöyle sıfırlar atarsak 120'yi 6'ya böldüm. 20 kilometre yol gider diyorum. Şimdi toplam yolculuk arkadaşlar 18.000 kilometreydi. Şimdi 18.000 kilometre bakın 1 litre benzinle 12 kilometre gidiyorsa 18.000 içinde kaç tane 12 kilometre vardır diye düşüneceğim. O halde 18.000'i 12'ye bölüyorum. Bir kere var. 60'ın içinde 5 defa var. Bakın yukarıda 2 sıfır kaldı. İndirdim ve ekledim. Demek ki arkadaşlar 1500 ne olması gerekiyor? 1500 litre benzinle gider diyoruz. 1500 litre benzin. Ve benzinin 1 litresi arkadaşlar 6 liraydı. O halde benzin için ne diyoruz? Bakın 1500'ü 6 ile çarparsam 15 çarpı 6 90 yapar. 2 de 0 ekledim. 9000 TL'dir. Şimdi 9000 TL. Bir de şunu yapalım arkadaşlar. 50 bin liraya da aracı almıştık. O halde benzinli araç 50 bin artı 9 bin. Bu 1800 kilometre yolun sonunda benzinli araç 59 bin liraya mal oldu diyelim.
Şimdi bir de mazotlu araca bakalım. Yani dizel araca bakalım. 1 litre benzinle 20 kilometre yol gidiyordu. Şöyle yapalım. 18 bin içinde kaç tane 20 kilometre vardır diyorum. Ve 18 bini 20'ye bölüyorum arkadaşlar. Evet, 180'in içerisinde 9 kere 2 de 0 ekledim. 900 kere arkadaşlar ne yapmam gerekir? Benzin alma. 900 litre benzin almam gerekir. 900 litre, pardon, benzin dedim. Bu mazot için arkadaşlar. Mazot almamız gerekir. Ve mazotun litresi 5 lira. O halde 900 çarpı 5 4.500 TL mazot için ücret öderiz. Mazotlu araç, yani dizel araç 55.000 liraydı. 4.500 lira da mazota para verdim. İkisini toplarsam 59.500 lira mazotlu araçtır. Yani dizel aracın maliyeti. Şu da benzinliydi. Bizden ne sordu? Benzinli aracı almıştı. Kar zarar durumu. Arkadaşlar bakın. Benzinli araç 59 bin. Dizel araç 59.500 liraya denk geldi. O halde 59.500 liradan 59.000'i çıkarıyorum. 500 TL karlıyız diyorum. 500 TL kârdayız. Nerede arkadaşlar? D şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet, devam edelim. 6. soruya geçelim. Evet, 6. soruya baktığım zaman tabloda verilen firmaların birinden internet bağlantısı yaptıracak bir kişi en az kaç aylık kullanımda çanta Wi-Fi'yi tercih etmesi daha ekonomik olur diye soruyor. Şimdi iki farklı internet sağlayıcı firmaya ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bağlantı ücreti bir defa ilk bağlantı yapılırken ödenmekte olup aylık ücret internet kullanılan her ay için ödenmektedir. Şimdi arkadaşlar bağlantı ücreti arasındaki farka bakıyorum. 285'ten 45'i çıkarıyorum. 240 TL fark vardır diyorum. Şimdi aylık ücrete baktığım zaman da havalı Wi-Fi, çanta Wi-Fi'den dikkat ederseniz 65'ten 45'i çıkarıyorum. 20 TL havalı daha fazla. 20 TL fazla olduğunu görüyorum. Şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bu 240 TL'yi arkadaşlar 20 TL 20 TL ödeyerek kapatmamız gerekiyor. Ve bir sonraki ayda da geçmemiz gerekiyor. Yani daha çok kârlı olmamız gerekiyor. Çanta Wi-Fi tercih ederek. O halde 240'ı 20'ye bölüyorum. Şimdi 12 ay eder arkadaşlar. Eğer 12 ay kullanacak olursak 12 ayda ikisi eşit maliyette olacak arkadaşlar. Eşit maliyette olur diyoruz. Evet, 12 aydan sonraki ayda arkadaşlar, yani 13. ayda çanta Wi-Fi tercih eden daha ekonomik olur diyoruz. O halde sorumuzun cevabı 13. ay diyorum ve A şıkkı, pardon, C şıkkını işaretliyorum. C şıkkında eğer 13 ay kullanacak olursak Wi-Fi olarak çanta Wi-Fi'yi kullanan daha karlı olur diyoruz. Evet, devam ediyorum. 7. soruya geçiyorum. Evet, yolcu aldığı veya indirdiği toplam 20 farklı durak ve her durak arası 3 dakika sürdüğüne göre halk otobüsü şoförü görevini tamamladığında toplam kaç dakika geçmiş olur diye soruyor. Bir halk otobüsü Pendik durağından başlayarak Kadıköy durağına gidip tekrar aynı güzergahtan geri dönerek Pendik durağında görevini bitirmektedir. Şimdi arkadaşlar 20 farklı giderken 20 farklı gelirken 20 farklı durak var. Ve her durak arası 3 dakika. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. 20 durak arası 20 durakta 19 durak arası vardır. Şimdi başlangıçtaki ve sondakilerine dikkat ederek arkadaşlar. Yani 20 tane durak arasında 19 aralık var diye düşüneceğiz. Ve bu 19 durak arasında her bir durakta 3 dakika yolcu alıp bindirirken süre geçiyor. O halde 19 ile 3'ü çarpıyorum. 57 dakika arkadaşlar giderken sürdü. 57 dakikada gelirken sürüyor. 57 artı 57 toplamda 114 dakikalık bir süre geçmiş olur diyorum. Ve C şıkkı
Doğru cevaptır diyoruz. Evet, devam ediyorum. Evet, 8. soruya bakıyorum. Sinan 12 adetten oluşan bir paket çikolata aldığı zaman her bir çikolatayı 25 kuruşa ucuz almış oluyor. Bu şekilde 10 çikolata parası ödeyip 12 çikolata almış oluyor. Arkadaşlar olay mantığını anlamak gerekiyor. Eğer pakette alırsak, şimdi 12 tane çikolata var ya, şu ikisini ödemeyeceğim, 10 çikolata parası ödeyeceğim. Yani 12 tane alacağım ama 10 tanesini ödeyeceğim. Şimdi 12 tane alınca arkadaşlar, şöyle düşünmemiz gerekiyor. Her bir çikolata 25 kuruşa ucuza geldiğine göre. O zaman ben 12 ile 25'i çarpıyorum. 300 kuruş az ödedim diyorum. Az öderiz diyelim. Peki bu 300 kuruş arkadaşlar kaç tane çikolatanın parası aslında? 10 tane alıp 12 tane ödüyor, pardon 12 tane alıp 10 tane ödüyor ya. O zaman bu 300 kuruş aslında o iki çikolatanın parasıdır. O halde ben 300'ü 2'ye bölüyorum ve bir çikolata arkadaşlar 150 kuruştur diyorum. Bir çikolatanın ücreti. Peki Sinan kaç tane çikolata alıyor? Buna göre 30 çikolata alan Sinan'ın en az kaç lira ödemesi gerekir diye sordu. Şimdi Sinan arkadaşlar paketli aldığımı düşünüyorum. 12'şerli paketli. Bakın şu 30 çikolatayı 12 paketli bir paket aldım. 12 paket daha aldım. 12, 12, 24 yapar. 6 tane de tek satın aldım. Peki kaç para ödeyeceğim? Şu 12 çikolata için 10 tane çikolata parası ödeyeceğim. Bu 12 çikolata için yine 10 tane para ödüyorum. Çünkü pakette aldığım için 2 tanesini ödemiyorum arkadaşlar. Bir de tekli aldığım için 6 lira öderim. O halde toplamda 26 çikolata parası öderiz. Parası ödenir diyorum. Peki 26 çikolata. Bir çikolata 150 kuruştu. O halde 150 kuruş ile 26'yı çarpıyorum. 6 kere 0, 0, 6 kere 5, 30. Elde var 3, 6 kere 1, 6, 3 daha 9, 2 kere 0, 0, 10, 1 de elde 3. Topla arkadaşım. 3900 kuruştur. Benden lira olarak sorduğu için 3900 kuruş arkadaşlar. TL'ye çevirmek için 2 sıfır silerim. 39 TL ücret ödemesi gerekir der ve C şıkkını işaretlerim. Evet, bu soruyla da testimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.